herkese selamlar. Geldik yine. Koyunlarımızla beraberiz. Şu koyunun memesini çeker misin? Doğdu doğuracak. Bizi kandırıyor galiba ama bir haftadır bekliyoruz. Bir de şuradaki Île de France'ımız var. İkisi de çok ağır gebe. O da artık kıpırdamakta zorlanıyor. Onun da memeleri artık iyice sarktı. Yani bu meme sarkması dediğim, biz artık doğumun yaklaştığını anlıyoruz. Memelerin hafiften kızarmaya başlaması. Muhtemelen bu bugün doğuracak. O da belki bugün yarın doğurur. Bunu bekliyorum. Ne yapacağız şimdi? Burada mevcut kuzularımız var. Bu kuzulardan ayıracağız. Yeni doğan kuzuları rahatsız edebilirler, istem dışı ezebilirler diye. O iki tane gebemizi doğuruyor mu ya? O ne yapmaya çalışıyor? Vallahi o doğuracak birazdan. Dolayısıyla o iki tane ağır gebemizi hemen bunların yanından alacağız ki orada rahat doğumlarını yapabilsinler. Şöyle bir içeriye gireyim ben. Gel kuzum, gel, gel. Gel canım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Tamam, 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 sakin, sakin, sakin. Gel, gel, gel. Gel, gel canım, gel. Gel, seni daha güzel bir yere alacağım. Gel, hadi bakalım. Hadi gel. Hadi. Hadi gel, hadi, hadi. Hadi gel. Hadi. Aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Bu durumda hayvanı fazla sarsmamak gerekiyor. Sen dur, sen dur, sen dur. Yanlış bir hareket yapıp yavruya da anneye de zarar verebiliriz. O yüzden mümkün olduğunca yumuşak hareketlerle. Gel, hadi gel, sen gel, sen gel. Hadi geç kızım. Kuzular siz durun, hadi. Siz durun. Gel, gel kuzum, hadi. Tamam, bekle, bekle, bekle. Tamam. Az önce mama yediniz siz. Aç mısınız? Size ot vereyim mi? Hadi bakalım. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi kızlar. Hadi güzellerim, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size ayırdığım yeri hadi. Tamam, tamam, ot vereceğim. Ot vereceğim. Geç. Geç. Aa canım benim ya, artık yürümekte zorlanıyor. Geç, geç bir tanem, geç. Hayır, 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 hayır. Gel, gel, gel. Bak öbür arkadaşın nereye gitti? Bak arkadaşın nereye gidiyor? Hadi sen de oraya. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi kızım, hadi. Hadi güzel kızım. Aferin size. Bak. Burada sizi kimse rahatsız edemez. Doğum yapana kadar kontrol altında tutacağız. Doğumlarını takip edeceğiz. Şuna bak, memesine bak. Île de France'ın. Onun da artık memesi belirginleşmiş. Yani çok yakın olduğunun göstergesi. Şimdi gelelim buradaki kuzuların durumuna. Biliyorsunuz, bir dakika bekleyin. Burada bizim kuzularımız vardı. Baba Île de France, annelerinin sakız olduğu bu melez kuzular. Ne demiştik? Sakızlar gidecek, Île de France'lar ve lakunlar kalacak demiştik. Lakunların kuzuları duruyor, Île de France'ların kuzuları duracak burada. Sakız ve sakızdan olan kuzular da gidecek. Buradaki 7 sakız koyunumuz ve 13 tane de bu 300'ler vardı, 400'ler, 200'ler vardı. Bunların tamamını yine bu köyden sevdiğimiz bir abimiz, ben talibim dedi. Yavruları dedi, Île de France'dan olduğu için yavruları gayet güzel, hoşuma gidiyor. Ben de koyunculuk yapmak istiyorum dedi. Bu adamın elinde koyun yoktu. Çok ısrar etti. Hepsini ona verdim, koyunlar kaçtı. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Sakin, sakin. Tamam, tamam. Tamam. Hadi çıkın bakalım. Çıkın, tamam, hadi çıkın. Çık hadi. Çık. Çık 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 çık. Hadi çık, hadi çık. Tamam hadi. Hadi. Hadi hadi kızım, hadi kızım, hadi hadi kızım, hadi. Hadi bakalım. Koyunlar kaçtı. Ne diyorduk? Buradaki sakızdan olan kuzuların tamamını anneleriyle beraber, annelerinden ayırmadan onları sattık. İlk defa koyunlardan, kuzulardan para kazandım. Demek ki istenirse, hakikaten düzgün yapılırsa para kazanılabiliyor. Elimizde ne kaldı? Lakunlarımızın yavruları. Bu arada iki tane Île de France anne babadan olan, yani orijinal olan iki tane erkeğimiz vardı. Onları da çok ciddi rakamlara sattım. 3 aylık kuzular arkadaşlar. Birini 12.500 liraya, bir tanesini de 11.000 liraya sattım. Onlardan da ciddi güzel paralar kazandık. İnşallah bundan sonra da böyle güzel güzel yavrular alıp onlara iyi bakarak hem onlara güzel bir ortam sağlamış hem de para kazanmış oluruz. Dediğim gibi elimizde sadece lakunların şu anda 2 erkek, 3 tane de dişi yavrusu kaldı.
Bir tane de baba İldefrans, anne sakız olan şu ortadaki büyük abi. O koçumuz, onu da kurbanlık diye ayırdık kendimize. Çiftliğimizde durum bu. Bunlardan da güzel yavru alırsak kazasız belasız sağlıklı inşallah. 300 olmaz inşallah, ikiz olur veya tek olur. Hiç önemli değil ama sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. Artık ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Portakallarımız, mandalinalarımız çiçek açmaya başlamış. Narlarımız da filizlenmeye başlamış. Portakallar, mandalinalar bekleyecek ama narlarımızı kesinlikle budamamız lazım. Çünkü bu iklimden dolayı eğer narları bulamazsak, onlar da biraz daha artık filizler büyürlerse hem budamakta zorlanacağız hem ağaca zarar verebiliriz. O yüzden hemen budamamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Hemen makasımızı alıyoruz, meşhur makasımızı alıyoruz ve nar budama işine girişiyoruz. Sütümüzü alıp çıkalım hemen. Hadi bakalım. Mart 10-11. Bugün herhalde ya 10'u ya 11'i. Mart ayında bu ağaçlar yaprak açmaya başlamış artık. Yani çok erken aslında. Çünkü önümüzde daha yağmurlar var. Bu ağaç yaprak açtıysa yakında çiçeklerini de açacak. Çiçek açtıktan sonra da eğer ondan sonra yağmur yağarsa bu çiçeklerini dökecek. Ya hiç ürün alamayacağız ya da çok az ürün alacağız. Şimdi biz ne yapacağız? Bu ağacı gördüğünüz gibi geçen sene güzel hard budamıştık. Hemen önce diplerden başlayayım ben. Ve bu tarafta çok var. Epeyce bir sürgün çıkmış. Koyunlar. İnşallah bu sene güzel güzel ürünler alacağız. Bu arada şunları görmüşsünüzdür belki. Bunlar sahiplenilen ağaçlar. Siz de eğer ağaç sahiplenmek isterseniz portakal, limon, mandalina, nar fark etmez. Ağaç sahiplenebilirsiniz. Bunun için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun mantığı ne? Ağaç yaşatmak aslında. Yani meyve almak değil. Ağacın bir tanesini sahipleniyorsunuz. Böyle ağaca sizin adınıza bir tabela asılıyor. Takip edildiği sürece size bilgilendirmeler yapılıyor WhatsApp üzerinden. İşte bugün sulanıyor, budaması yapılıyor, çiçek açtı vesaire gibi. Manevi bir haz aslında. Daha sonra da meyve olduğunda isterseniz vaktiniz olursa gelip kendiniz bu ağacınızdan ürünlerinizi toplayabiliyorsunuz. İsterseniz de ben size toplayarak kargoyla gönderebiliyorum. Çocuğunuza, eşinize, sevdiğiniz birisine ağaç sahiplendiğinizde bu bir anı olarak yıllar sonra benim köyceğizde bir nar ağacım var veya mandalina ağacım var diyebilirsiniz. Onlar da size anı oluyor. Aynı zamanda da bir ağacı yaşatmış oluyorsunuz. Bu ağaçları sizin adınıza biz bakıyoruz. Masraflarını siz ödüyorsunuz. Biz de sizin adınıza bakıyoruz ağaçlarınıza. Meyvesini de size gönderiyoruz. Sahiplenmek isterseniz iletişime geçerek bana ulaşabilirseniz tabii bu yoğunlukta ağaç sahiplenebilirsiniz. Biraz da kalınlar var. Bunları da tabii makasla alamıyoruz. Onun için de testeremizi kullanacağız. Bunlar bayağı bir kalınlaşmış. Bunları makasla kesmek mümkün değil. Testeremiz de biraz körelmiş galiba. Neden erken yeşermesi, çiçek açması zararlı?
Artık mevsimler değişiyor. Bu mevsimlerde normalde bu kadar erken bu ağaçlar çiçeklenmez ya da yapraklanmaya, sürgünler vermeye başlamaz. Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu oluyor. Bu sene de geçen yıl olduğu gibi çok fazla kış yaşamadık. Yağmur, evet yağıyor ama soğuk olmuyor. Soğuk olmayınca da bunlar yaz geldiğini düşünüp erken uyanıyorlar. Erken yapraklarını, sürgünlerini vermeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor? Nisan ayı gibi Mayıs'ın sonlarında yağmurlar şiddetlendiğinde bunun üzerine ne kadar çiçek varsa o çiçeklerin hepsini yağmurlar döküyor. Ondan sonra ağaç verimsiz kalıyor. Ağacın da dengesi bozuluyor. Bizim de dengemiz bozuluyor. Şimdi biz bunları normalde Mayıs ayında falan budama yapacaktık. Şimdi erken budama yapmak zorunda kalıyoruz. Hasat mevsimi daha geriye kayacak. Yani bu da bütün doğanın dengesinin bozulması demek. Aynı şey mandalinalar, portakallar için de geçerli. Gelin size portakalı mandalinayı da göstereyim. Bu bir mandalina ağacı örneğin. Bakın bunlar. Şurada görüyor musunuz? Bunlar hepsi çiçek. Bu sene bol var ama bu çiçeklerin yarısı dökülecek bu ağaçlardan. Çünkü bunlar 15-20 gün sonra çiçek açmaya başlayacak bu tomurcuklar. Yağmurlarda da hepsini dökecek. Yani seneye de mandalinamız az olacak. Keşke bu bir ay sonra, bu yağmurlardan hemen sonra bu çiçekler olmaya başlasaydı da dökülmeseydi. Yağmurlar da geçmiş olurdu. O zaman da dökülmezdi çiçekler. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiği kadar iyi bakmaya devam edeceğiz. Gerisi doğa ananın takdirine kalmış. Evet, bu da en son kalın dalımızdı. Bunları kestik. Şimdi size başka bir şey daha göstereyim. Bunlar yosun arkadaşlar. Mantar ya da başka bir hastalık değil. Bunlar yosun. Zemin çok sulu olduğu için, zemine su yürüdüğü için bu ağaçların gövdesinde yosunlar oluşuyor. Tabii bu da ağacı sıkıyor. Biz bunu ara ara bunları yok etmek için bakır kullanıyoruz. Bakır da zehirli bir ilaç değil zaten. Bakırla bordo bulamacını karıştırıp ağaçlara uyguluyoruz. Bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz ama yine de tekrar söylüyorum. Zemin ve burası oldukça nemli olduğu için, zeminde sürekli su olduğu için kış boyunca burada böyle yosunlanmalar oluyor. Temizlemek için gayret ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunda ağaca ciddi zararı var. Bilginiz olsun. Şimdi makasla budamaya devam edeceğim. Çok az kaldı. Budama yaparken yukarıya doğru şekilsiz uzamış ve muhtemelen meyve vermeyecek dalları alıyoruz. Bir de ağacın içine doğru uzayan meyve dalı da olsa onları kesiyoruz arkadaşlar. Yani şuradan ağaca doğru. Mesela şu ağacın içine doğru. Bize dışa doğru uzayan dallar gerekli. Zaten o dal değil onlar, sürgün. O sürgünleri almıyoruz, tutuyoruz ağaçta. Onlar bir sonraki yıl bize olgunlaşmış meyve dalları oluyor. Şaka maka öğrendik bu işleri. 4 senedir yapa yapa hiç ağaçla, bitkiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ben hakikaten öğrendik. Öğrenmek durumunda kaldık. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız, uğraşmaya karar verdiyseniz bunları da yapmak durumundasınız. Öğrenmek durumundasınız. Yapmak tabii farklı. Yaptırabilirsiniz de ama kendiniz yapmak durumundasınız. Kuzular, gelin bakayım. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Gel, 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 gel. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Gel, gel, gel. Gelin buraya, gelin. Gelin, gelin, gel, 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 gel. Güllü, gel, gel. Gel. Diğer kuzular içeride, bunları dışarı çıkarttım. Bir gün kuzuları, bir gün bunları.
Uf, şuna bakın. Bu nasıl olacak? Bu bir saat sürer herhalde. Aha. Şimdi bunu pırıl pırıl yapacağım, göreceksiniz. 5 dakika. 5 dakika mola. Ondan sonra devam. Ne yapmak lazım? Mümkün mertebe küçük yerle uğraşmak lazım. Benim gibi böyle fantezilere girmeden, çok büyük arazilere sulanmadan, küçük arazi, kontrol altında tutabileceğiniz otuyla, ağacıyla, meyvesiyle, sebzesiyle kontrolünüzün altında olabilecek kadar küçük araziler seçin. Buyurun. Durum bu. Mola bitti. Hadi çalışmaya devam. Şunu da alayım. Bu ne ya? Bu nasıl bir sürgün? Bu artık sürgün değil. Bu ağacın gövdesi olmuş. Nar ağacında da ciddi dikenler var, özellikle bu sürgünlerin üzerinde. Vallahi dikkat etmezseniz girer, öbür taraftan da çıkar. Abartmıyorum. İnanılmaz sert, çivi gibi. Girdiği yerin tam aksi yönden de çıkar yani. Bunu mümkün değil, kesemeyiz. Onu testereyle alacağız. Şu tarafı da temizleyelim. Keser mi acaba? Deneyelim. Şunu bırakayım 2 dakika. Testereyle şu kalınlığı bir alalım da. Ondan sonra devam edelim. İşimizi engelliyor. Evet. Ağacın boyunu geçmiş. Sürgüne bak. Böyle sürgün mü olur? Şuna bakın. Bu bir sürgün. Şimdi ağacın sürgünlerin tamamını aldıktan sonra bunu yanına koyacağım. Bakalım ağaç mı büyük, bu sürgün mü büyük? Göreceksiniz şimdi. Sevgili arkadaşlar, bunlar bu işin keyifli yanları. Budama yapmak bence, benim nazarımda, aman aman bir iş değil. Bu işin esas zorluğu sulamada, ondan sonra çapalamada. Ya o da niye zorluğu bu değil diyorum. Bizde çok fazla ağaç olmadığı için, tabii adamın böyle 20-30 dönüm arazisi var da budama yapıyorsa tabii ki zordur. Ama bizim öyle on binlerce ağacımız olmadığı için benim için zor değil. Böyle birkaç gününüzü ayırırsanız yavaş yavaş budamanızı yapabilirsiniz. Seneye yeşil dallar çıkıyor. Onlar büyüyor, onlar vermeden öbür bir önceki yılın dalları kuruyor. Böyle zincirleme bir şekilde gidiyor. Çok sağlıklı dallar varsa onlar 3-5 veriyor. Biz de bereket versin diyoruz. Amaç ağaçtan çok meyve almak değil, sağlıklı meyve almak. Zehirsiz, doğal meyve almak. Yani bizim amacımız o. Yani bir saat olmuştur değil mi? Bir saat olmuştur herhalde, evet. Bir saattir sadece bu ağaçla uğraşıyoruz. Şimdi bunları da bir yere toplayacağım.
Görün bakalım. Bir ağaçtan ne kadar sürgün çıkmış. Altı üstü 2 metre boyunda bir nar ağacı bu arkadaşlar. 2 metrecik. Bakalım ne kadar sürgün çıktı. Göreceğiz birazdan. İlk önceliğimiz kuruyan dalları alıyoruz. Çünkü kuruyan dallar ağaca yük. Sonra şekilsiz uzamış dalları alıyoruz. İçeriye veya dışarıya fark etmez. Şekilsiz uzayan her dal. Sonra sürgünleri alıyoruz. Çünkü sürgünler meyveyle uzaktan yakına alakası olmayan ağacın emeceği, emmesi gereken vitaminin tamamını çeken büyümek için. Daha sonra şekil verme işi, yani istenen şey taç şeklinde olması. Çünkü meyvenin büyük kısmı eteklerde olacağı için taç şeklinde, etrafa taç şeklinde olması. Aslında bu ağacın şekil yapısı bozuk. Bakın arkadaşlar, kökten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal çıkmış. 2, 3, 4, 5, 6 tane dal çıkmış. Bunun olması gerekeni şu: bir tane kök 50-55 santim, maksimum 60 santim yükseklikten sonra da 3 tane veya maksimum 4 tane ana gövde oluşması olması gereken. Ama bunlar zamanında dikildikten sonra hiç bakım yapılmadığı için bu hale gelmiş. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra düzeltemeyiz. Böyle devam edecek. Bu dal. Ağacın en yüksek yerine koyacağım. Hile yapmayalım. Alçak yerine koyup da işte bak ağacın boyunu geçti demeyelim. Şurası, şurada bir tane budalı düşmeyen dallarını alalım. Şimdi bu bir sürgün. Tam da yere koyuyorum. Bak, ağaçtan uzun. Bu geçen seneki bir sürgün. Şimdi bunların hepsini bir yere toplayalım. Bir ağaçtan nasıl 3 ağaç çıkarılır görelim beraber. Şimdi bunları toplayacağım. Bir ağaçtan ne kadar sürgün aldığımızı size göstermek istiyorum. Yani resmen 3 tane ağaç. Tamam. Buyurun. 3 ağaçlık sürgün odun çıkartmışız. Bir de ağaca bakın. Başlarken nasıldı, şimdi nasıl? Hatta şurada bak. Gözümden kaçmış. Of of. Şurada 2 tane gözümden kaçan var. Hatta 3-4 tane varmış. Evet. Bunları da aşağıya alalım. Evet, biz devam ediyoruz. Bu arada video uzuyor. Videonun uzamasını istemiyoruz. Sizleri sıkmak istemiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Terledik. Kanalımıza abone değilseniz lütfen bize destek olmak için abone olup yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.